Denge sabitini daha önceki videolarımızdan biliyorsunuz. Bunu kimyada genellikle Kc olarak kısaltıyoruz. Ama bazen kısaltmada C yerine dengenin D'sinin de kullanıldığını görebilirsiniz. Evet. Küçük bir hacim içinde bulunan moleküllerin etkileşme olasılıkları dersem denge sabiti konusunu daha iyi hatırlayabilirsiniz. Daha önceki videolarımızın belki biraz karışık olduğunu düşünmüş ya da derişimlerle olasılıklar arasındaki bağlantıyı anlayamamış olabilirsiniz. İşte bu yüzden aynı şeyi bu videoda biraz daha gerçekçi olaylar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Yapacağımız şey aynı olmasına rağmen bu sefer gerçek sayılarla uğraşacağız. Bu gördüğünüz haber prosesi ya da haber yöntemi. Daha önce bu süreci duymuş olabilirsiniz. Amonyak bu tepkime sonucu elde ediliyor. Amonyan çok iyi bir gübre olduğunu da biliyor musunuz? Ama bu tabii ki olayın başka bir boyutu. Şu anki konumuz bu değil. Bu tepkime dengeye ulaşmış. Burada dikkatinizi çekmek ve size hatırlatmak istediğim nokta tepkimenin dengeye ulaşmasının derişimlerin eşit olacağı anlamına gelmemesi. Aslında buradaki gördüklerinizde bu moleküllerin dengedeki derişimleri. Dikkatinizi çektiyse azot ve hidrojenin derişimi amonyan derişiminden ki bu derişim çok az oldukça farklı. Bir tepkimenin dengede olduğunu söylemek şu demektir. Azot, hidrojen ve amonyak bu derişimlere ulaştığı zaman ileri yöndeki tepkime hızı ters yöndeki tepkime hızına eşit olur. Burada biraz duralım. Öncelikle tepkime hızının ne demek olduğunu konuşalım. Elimizde küçük bir hacim olduğunu düşünelim. Buna DV diyelim. Tam olarak ne kadar küçük olduğunun bir önemi yok. Sonuç olarak molekülleri içeren bu çözeltinin hacminin de ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz. Ancak şu şekilde diyebiliriz. Bu çözelti içinden seçtiğimiz küçük bir hacmin içinde iki yönde de tepkime gerçekleşiyor olabilir. Şimdi bu hacim içinde ileri yönlü bir tepkime olma olasılığını düşünelim. N2 artı 3H2'nin ileri yönde tepkimeye girme olasılığına bakacağız. Aslında bu yön için ne yaparsam aynısı ters yöndeki tepkime için de geçerli olmalı. Burada size şunu anlatmak istiyorum. Bu olasılık belirli bir sabit sayıla maddelerin derişimine bağlı. 2NH3'ün oluşma olasılığı, daha doğrusu buradaki kutunun içinde oluşma olasılığı öncelikle aynı kutu içinde tepkimenin gerçekleşme olasılığına bağlı. Bir başka deyişle elimizde 2 azot atomuna sahip bir azot molekülü ve 3 hidrojen molekülü olduğunu varsayalım. Bu moleküllerin kinetik enerjilerine, konfigürasyonlarına ve birbirlerine nasıl yaklaştıklarına bağlı olarak tepkimeye girme olasılıkları var. Burada yazdığımız şey DV hacimli kutunun içinde tepkimenin gerçekleşme olasılığı. Bunu bir de parçacıkların kutunun içinde bulunma olasılıklarıyla çarpmamız gerekiyor. Bana göre bu şey aslında bir sabite eşit. Tabi belirli bir sıcaklık için. Örneğin haber prosesini düşünelim. Bu prosesin gerçekleşmesi için kullandığımız denge derişimlerine ulaşılması için gerekli olan sıcaklık 300 derece santigrat. Bunu ezberlemeniz gerekmiyor. Ben de biraz önce bir kaynaktan baktım. Bilmeniz gereken şey denge sabitlerinin belirli bir sıcaklık için geçerli oldukları. Diyelim ki 300 derece santigrat bir sıcaklık var. Kutunun içinde de bir azot ve 3 tane hidrojen molekülü var. Demek ki sabit bir olasılığa göre yani sıcaklığa, moleküllerin konfigürasyonuna ve bir de biraz önce bahsettiğimiz başka parametrelere bağlı olarak bu moleküller tepkimeye girebilir. Buna olasılık sabiti anlamında KO diyorum ama aslında siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Burada bizim için asıl önemli olan bahsettiğimiz 4 molekülün yani 3 hidrojen ve 1 azot molekülünün aynı anda bu kutunun içinde bulunma olasılığı bu sabite tepkimeye girme sabiti anlamında ktp diyebiliriz. Burayı da düzelteyim. Onu da tepkimeye girme olarak düşünelim. Çarpı kutunun içinde bulunma olasılıkları. Hatta şu kutuyu tekrar çizelim. İçinde 3 tane hidrojen, 1 tane de azot molekülü olması gerekiyor. Şöyle çizdim. Bu kutu moleküllerin tepkimeye girebilecek kadar yakın olması için yeterli derecede küçük olmalı. Yani oldukça küçük bir hacim seçmemiz gerekiyor. Bu hacmi yani dv'yi bir amonyak molekülünün çapına göre seçebiliriz. Amonyak molekülünün çapı yaklaşık olarak 1 bölü 10 nanometre. Eğer bu kutunun her bir kenarı 1 nanometre olsaydı, her kenara bu moleküllerden yan yana 10 tane koyabilirdik. Bu durumda bu küçük hacmin içinde neredeyse 1000 tane molekül olabilirdi. Biz bir değil de yanım nanometre seçelim. Bu arada bu değerin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sadece size denge formülünün arkasındaki mantığı anlatmaya çalışıyorum. Evet, 0,5 nanometre seçtiğimizi varsayalım. Şöyle buraları da dolduruyorum. Evet. Bu durumda hacim kaç olur? 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre ki bu 1 nanometreye eşit. Üssü 3. 0,5 üssü 3 kaç olur? 0,125 emin olmak için bir de hesap makinesine başvurayım. 0,503 evet doğru 0,125 eder. Eksi 9 çarpı 3 eksi 27 eder. O zaman çarpı 10 üzeri eksi 27 metreküp yazıyoruz. hacmi bulduk. Derişimleri zaten biliyoruz. Şimdi olasılığı düşünelim. Yani moleküllerin kutunun içinde bulunma olasılıkları. Yazıyorum bir hidrojenin kutuda bulunma olasılığı çarpı ikinci bir hidrojenin kutuda bulunma olasılığı çarpı üçüncü bir hidrojenin kutuda bulunma olasılığı çarpı bir azotun kutuda bulunma olasılığı. Aslında olasılıkları yazarken moleküllerin rengini kullansaydım belki daha uyumlu olurdu. Şunları turuncu, bunu da mor yaptım mı tamamdır. Süper oldu. Kutunun içine bir hidrojen olma olasılığı nedir? hidrojenlerin dengedeki derişiminin 2 molar olduğunu biliyoruz. Hidrojen derişimi 2 mol yani bir başka deyişle 2 mol bölü litre. Bu da aslında şuna eşit. 2 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23. İşte burası mol oluyor bölü litre. Litreyi de metreküp cinsinden yazmayı deneyelim. 1 litre 10 üzeri eksi 3 metreküp olduğuna göre 1 metreküp 10.000 litreye eşit. Yazıyorum. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküp. Peki metreküp başına kaç dv'den bahsediyoruz? Hacmimizi 0,125 çarpı 10 üzeri eksi 27 metreküp olarak hesaplamıştık. Bölü hacim yani dv. Şimdi tek yapmamız gereken biraz matematik işlemi. Öncelikle bazı terimlerin birbirini götürüp götürmediğini kontrol edelim. Bir sürü üslü terim var. Bakalım ne olacak? Kutu başına hidrojen ya da hidrojen derişimi bölü dv eşittir 12 çarpı 10 üzeri 23 çarpı 0,125 çarpı 10 üzeri eksi 27. Tabii bu iki değerin çarpımını 10 üzeri eksi 3'e bölmemiz gerekiyor. Bakın yukarıda 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiştik. Şimdi bu üstü terimleri sadeleştirelim. Bunu 10 üzeri eksi 3'e bölersek buradaki eksi 27 eksi 24 olur. Peki 12 çarpı 0,125 kaç eder? 1,5. Buraya yazıyorum. 10 üzeri 23 çarpı 10 üzeri eksi 24. Bu ise 10 üzeri eksi 1'e eşit olur. Yani burayı 10'a bölmek gibi de düşünebilirsiniz. Demek ki bir kenarı 0,5 nanometre olan ufak bir küpün içindeki hidrojen derişimi 0,15 molekül bölü dv diyebiliriz. Dikkat ederseniz mol değil molekül kullanıyorum. Bu hesapladığımız bir olasılık. Her bir kutunun içinde 0,15 molekül bulamayacağıma göre bu sadece bir olasılık. Bunu başka bir şekilde söylemeye çalışırsam bu kutunun içinde bir hidrojen molekülü bulma olasılığım ortalama olarak 0,15 diyebilirim. O zaman burası da 0,15. Hatta burası ve şurası da 0,15 olacak. Peki 0,15'i nereden bulduk? Hangi hesaplamayla? Hidrojenin derişimini aldık. Evet buradaki hidrojenin derişimini aldık. Hatta şöyle bir daha yazıyorum ki iyice netleşsin. Aldık ve bunu birkaç ölçekleme kat sayısıyla çarptık. Burada yaptığımız bütün hesaplamalar DV'yi nasıl seçtiğimizle alakalı. Yani aslında tek yaptığımız hidrojenin derişimini ölçekleme kat sayısıyla çarpmak. Bunların her birini hesaplamak için hidrojenin derişimini ölçekleme katsayısıyla çarpıyoruz. Hesaplamayı hidrojen için yaptık ama aynısını azot için de yapabilirsiniz. Hatta azotun derişiminin hidrojeninkinin yarısı olduğunu da biliyoruz. Yani 0,15'in yarısı. O da 0,075 eder. Çarpı bir ölçekleme katsayısı olacak. Aslında aynı katsayıyı kullanmamız gerekiyor. Bütün bu hesaplamalardan ve açıklamalardan sonra artık sorumuza dönebiliriz. Bulmak istediğimiz şey ileri yöndeki tepkimenin gerçekleşme olasılığıydı. Bu da tepkiminin belli bir sabit değerde kutuda gerçekleşme olasılığıyla moleküllerin kutuda olma olasılıklarının çarpımına eşitti. Bu da buradaki her şeyin birbiriyle çarpımına eşit oluyor. Hidrojenin derişimi çarpı bir başka ölçekleme katsayısı ki buna KO diyelim çarpı hidrojenin derişimi çarpı ölçekleme katsayısı çarpı hidrojenin derişimi çarpı ölçekleme katsayısı çarpı azotun derişimi çarpı ölçekleme katsayısı. Aslında buradaki bütün katsayıları tek bir katsayı olarak yazabiliriz. Böylece kutuda ileri yönlü tepkimenin gerçekleşme olasılığı şuna eşit olur. Bir sabit yazıyoruz. İleri yönlü anlamında Ki diyelim. çarpı hidrojenin derişimi üzeri 3 çarpı azotun derişimi. Ters yöndeki tepkime için de aynı şeyi yapabiliriz. Zaman kaybetmemek için en baştan başlamıyorum ama elde edeceğimiz sonuçta yine bir sabit olacak. Bu sefer amonyağın ters yönde kendisiyle tepkimeye girme olasılığını düşünmemiz lazım. Burada kaç mol amonyak vardı? Ya da kaç molekül amonyak mı demeliyiz? Yani önündeki katsayı nedir? 2'ymiş. Buraya ters anlamında bir T ekliyorum. Çarpı amonyağın derişiminin karesi dengeye ulaştığımız zaman bu ikisinin yani ileri yöndeki tepkimenin gerçekleşme olasılığıyla ters yöndeki tepkimenin gerçekleşme olasılığının birbirine eşit olması gerekiyor. İşte bu şekilde. Öncelikle bunları alıp bu tarafa geçirelim. Burada sabitleri birbirine eşitlememiz lazım. Denklemin sağ tarafına yalnızca ürünleri koyabiliriz. Yani bunları alıp buna, bunu da buna böleceğim. Ki bölü Kt eşittir amonyan derişiminin karesi. Bölü hidrojenin derişimi üzeri 3 çarpı azotun derişimi. Buradaki terime de denge sabiti adı veriyoruz. E i̇şte bu kadar. Böylece denge sabitinin küçük bir hacim içinde tepkimelerin gerçekleşme olasılığından nasıl çıkarıldığını görmüş oldunuz.